Evet sevgili izleyiciler, şu anda Cunda adasındayız. Burayla ilgili 3-5 kelime söylemek istiyorum ama ondan önce yolunuzdüşerse.com bu kanalı yeni kurdum. Neden kurdum yolunuzdüşerse.com'u? Hani bir yere gidersiniz, çok güzel bir yemek yersiniz. O güzelliği insanlarla, toplumla paylaşmak istersiniz. Hatta insanlar kendi kanalından, Facebook sayfalarından, Instagram sayfalarından bazen yayın yaparlar. İşte şuraya giderseniz mutlaka yolunuz düşerse buraya uğrayın, bundan yiyin, bundan için falan gibisiyle. İşte biz de bu kanalı onun için kurduk. Güzellikleri paylaşalım, güzel yerleri anlatalım topluma. Onun için yolunuzdüşerse.com kanalımıza da abone olursanız memnun oluruz sevgili izleyiciler. Onun için şimdi de Cunda adasındayım. Sezon kapalı burada. Sezon kapalı olduğu için çok fazla bir insan yok. Yalnız ada çok güzel. Yer çok güzel. Meral çevir şöyle bir kamerayı da etrafı gösterelim. Tam deniz kenarı çok güzel bir yer. Harika tekneler var burada. Ama dediğim gibi çok fazla insan yok. Ada boş ama tahmin ediyorum ki yazın burası muhtemelen tıklım tıklım doludur. İnsanla doludur herhalde. Sevgili izleyiciler, çok harika bir yere benziyor. Hatta şurada bir dondurmacı var. Yanaşalım. Meral gel. Dondurmacı var. Belki bir dondurma ısmarlarlar bize. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Ben gazeteci Ali Erturan. Memnun oldum. Yolunuzdüşerse.com için bir çekim yapıyorum. Evet. Burası Cunda Adası. Evet. Sizi tanıyalım mı bir önce kısaca? İzleyicilerimiz sizi bir tanısınlar. Tabii. İsmim Abdurrahman. Burada çalışalım. Aynı zamanda burayı yıllardır burada çalışan bir kişiyim. Sadece burayı için değil. Cunda Adası şu an yeni ismiyle Ali Bey Adası. Ali Bey Adası. Evet. Eskiden Yunan topraklarında Cunda Adası olarak geçiyordu. Şu anda Ali Bey Adası olarak geçiyor. Çok güzel bir yerdir. Kesinlikle özellikle arka taraflarını falan gezmenizi, görmenizi, tarihi binaları görmenizi, arka taraflarda müze, onun üstünde Aşıklar Tepesi, değirmeni kesinlikle ve kesinlikle gitmeniz lazım. Görülmesi gereken yerler diyorsunuz. Evet, evet. Ama Ali Bey Köy Adası. Pardon. Ali Bey Adası. Ali Bey Adası dediniz. Evet. Ali Bey Adası herhalde kullanılmıyor. Hala Cunda mı biliniyor? Cunda diye biliniyor, evet. Yani pekala, o zaman yani insanlar, Abdurrahman'dı değil mi? Evet. Abdurrahman, insanlar Cunda Adası'na neden gelmeli? Bir kere Cunda Adası çok böyle daha çok yerli bir turist kapasitesine sahip bir yer ve gerçekten yazın buranın havasını almanızı tavsiye ederim. Güzel denize girilecek çok yerler var mı? Var. Çok çok var. Zaten dünyanın en büyük üçüncü sahili Sarımsak'ta, hemen ileride. Sarımsaklı. Evet. Evet. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Bizim arka tarafta çok güzel koylarımız da var. Çok güzel koylar da var. Yani şöyle denizin 20 metre altı bile görünüyor. O kadar. O kadar. Tertemiz, pırıl pırıl. Akvaryum gibi diyorsun. Gibi. Gibi. Evet. Abdurrahman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Durma, çay, kahve. Tamam, teşekkür ederiz. Bir çekimimizi yapalım. Tamam. Ondan sonra hemen geliyoruz. Tamam. Abdurrahman'a misafir olacağız sevgili izleyiciler. Evet, sevgili izleyiciler. Duydunuz Abdurrahman'ı. Cunda Adası, Ali Bey Adası'ymış yeni ismiyle. Ama kesinlikle görülmesi tavsiye ediliyor. Görülmesi tavsiye ediliyor. Bu arada bizim kameramana laf atanlar var. Meral etrafı göster. Evet. Fethiye'den geldik diyorlar. Onlar da kendilerini tanıtıyorlar. Evet. Sevgili izleyiciler. Bir ne dedik? Yolunuzdüşerse.com mutlaka abone olun. Bildirim sesini açmayı unutmayın. Kanalımız yeni kuruldu. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Güzel yerleri, güzellikleri biz bu kanalda topluma, insanlara, İnsanlığı anlatmaya çalışacağız gittiğimiz her yerde. Onun yanında da diğer taraftan Cunda Adası. Yani ben görülmesi gereken bir yer olarak ben de tavsiye ediyorum. Çok güzel. Sezon kapalı olmasına rağmen şu anda çok sakin ama çok güzel bir yer. Ya ne diyelim? Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Hoşça kalın.